Haber ekranlarından herkese merhaba. Satır arası programıyla karşınızdayız. Ben Cansu Canan Özgen. Gündemdeki gelişmelerin satır aralarıyla masaya yatıracağız. Birbirinden kıymetli konuklarımla yine bu gece. Peki neleri konuşacağız? Yerel seçim atmosferine giren Ankara'da partiler arası baş döndüren bir görüşme trafiği yaşanıyor. Özellikle CHP, HDP, İYİ Parti arasında kapalı kapılar arkasında çeşitli ittifak formülleri masaya yatırılıyor. Bu konuyu Ankara kulislerini en iyi bilen çok değerli konuklarımla masaya yatıracağız şüphesiz ki. Ardından haftalardır gündemden düşmeyen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok önemli gelişmeler ve ayrıntılar var. Konuyla ilgili satır aralarında mercek altına alacağız ve bir diğer konuysa, bir diğer başlığımızsa uluslararası istihbarat oyunları. Diplomasi savaşında kim nerede duruyor? 21. yüzyılda küresel ittifaklar neden yeniden tanımlanmak zorunda? Türkiye'nin küresel diplomatik hamleleri, Atlantik-Avrasya güç denklemini nasıl değiştirdi? Soğuk savaş sonrası darbeler ve derin operasyonlarla anılan NATO dağılıyor mu? Avrupa ordusu ne anlama geliyor? Yeni ordu fikri, PESCO, NATO'ya alternatif olabilir mi? Bu ve bundan fazlasıyla satır arası başlayacak ama çok da önemli bir gelişme var. ABD'nin NBC televizyonu, Fethullahçı terör örgütünün elebaşıyla ilgili Türkiye'ye iadesi yönünde önemli bir iddiaya imza attı. Bununla başlayacağız. Birbirinden değerli konuklarıyla ve birbirinden önemli konuklarıyla satır arası başlıyor. Evet, satır arası gündemdeki gelişmeleri masaya yatırmaya devam ediyor. Birbirinden değerli konuklarımızla önemli gelişmeleri konuşacağız bu gece. Peki kimlerle birlikteyiz? Stüdyomda iki değerli konuğum var. İlk olarak askeri stratejist Esat Arslan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı ve askeri stratejist. Uluslararası ilişkiler uzmanı ve askeri stratejist tabii olabilir. Ki ama yanlış olmasın, eksiğimiz olmasın, kusurumuz varsa hemen düzeltelim. Ve akademisyen Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak, bir eksiğimiz olmadı değil mi? Titrini söylerken pekala çok hoş. Ve Ankara'dan da 3 tane konuğum var bugün. Kimlerle birlikte olacağız? Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu. Stüdyoda, Ankara stüdyodan konuğum olacak. AG Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gül Ankara stüdyodan konuğum olacak. Ve terör ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da Ankara stüdyodan konuklarım bu gece satır arasında. Efendim sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Şimdi gündem çok yoğun, hem içeride hem dışarıda çok önemli gelişmeler var. Ama en sıcak gelişmeyle başlayacağız bugün. Zira yayına girmeden biz dakikalar öncesinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Amerikan NBC televizyonu bir iddia attı ortaya. İddiaya göre Beyaz Saray, FETÖ'nün ABD'den çıkarılması için FBI, Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan görüş istedi. Pekala bu ne anlama geliyor? FETÖ lideri Fethullah Gülen Türkiye'ye iade edilecek mi? Hemen bu konu için Ankara'ya dönmek istiyorum. Ben karşımda Ankara'da 3 değerli konuğum var. Onlara döneceğim. Ankara stüdyo beni duyuyor diye umut ediyorum. Yönetmen arkadaşım Mehmet'e sorayım bir daha. Evet, onlar geliyorlar ama bu konuyu değerli konuklarımla değerlendireceğim. İlk olarak Ankara'ya uzanalım bu konuyla ilgili. Görüş alalım. Yusuf Hoca'ya bağlanalım hatta. Yusuf Alabarda'ya soralım. Bu ne anlama geliyor? Neden şimdi oldu böyle bir gelişme? Zamanlaması da manidar mı? Ne çıkaracağız bu açıklamadan? Hiç kuşkusuz Türkiye 2 Ekim'den bu yana konsoloslukta işlenen cinayeti kontrol etme, koordine etme ve uluslararasılaştırma anlamında elinde sahip olmuş olduğu istihbarat verileri başta olmak üzere yürütmüş olduğu kredibilitesi çok yüksek bir adli soruşturmanın sonucunda Kaşıkçı cinayetiyle ilgili birçok olayın kendisinin aleyhine kullanılmasına mani olduğu gibi aynı zamanda da Kaşıkçı cinayetinin Orta Doğu'da bir takım dengeleri değiştirebilecek bazı
hamlelerde hamle üstünlüğünü yakaladığını söyleyebiliriz. Hatta şunu söylemek lazım, ben olay olduğu günden itibaren ısrarla dile getirdiğim bir husus var ki, o konsolosluğun içerisinde sadece o 15 kişilik intikam timi değil ama aynı zamanda Netanyahu'nun da, Trump'ın damadı Jared Kushner'in de, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump yönetimine ait bazı kişilerin de yakalandığını, mecazen söylüyorum bunu, söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Ve özellikle de Sayın Erdoğan'ın olaylar Suudi Arabistan tarafından farklı şekillerde manipüle edilmeye her kalkıştırıldığında, elimizde bulunan bilgilerle olayı doğru şekilde rayına oturtacak açıklamalar yapması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi aleyhine olabilecek bir olayı net bir şekilde, net ifadelerle, net belgelerle, net bilgilerle ortaya koyması elini güçlendirdi. Bu sebepten sizin söylemiş olduğunuz NBC televizyonunda atılan iddiada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili elinde var olan bilgilerin şerrinden korunmak maksadıyla ellerinde bulunan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili önümüzdeki süreçte bazı hamlelerin gelebileceğini iddia etti. Lakin ben bunun çok da makul ve mantıklı bir iddia olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Fethullah Gülen denilen terör örgütü liderinin sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili konularda kullanışlı bir alet, kullanışlı bir eleman olmadığını ve fakat aynı zamanda Orta Asya dahil, Balkan coğrafyası dahil, Kuzey Afrika dahil, bütün Afrika'nın işleri dahil, Amerika Birleşik Devletleri adına her türden bilgi, belge, döküman ve bütün olayları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilgili noktalara aktarma noktasında çok elverişli bir örgüt liderliğini yaptığını düşünüyorum. Bu sebepten Abdullah Öcalan'ın Kenya'da Türkiye'ye teslim edilmesi gibi Fethullah Gülen'in de Türkiye'ye bir şekilde teslim edilmesine dair senaryoların Muhammed Bin Selman merkezli Kaşıkçı cinayetinde o konsolosluk içerisinde yakalanmış olmanın suçluluk psikolojisini zaman içinde soğutmak maksatlı ortaya atılmış haberler olarak bunları değerlendiriyorum. Ama önümüzdeki süreç içerisinde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili farklı gelişmelere sahne olabilecek olayları hep birlikte izleyeceğiz diye düşünüyorum. Yani Yusuf Bey, siz bu girişimden bir sonuç çıkmaz mı diyorsunuz? Bu adım, aslında bu iddia, Türkiye'yi bu diplomatik krizde yatıştırmak için gündemi oyalamak maksatlı ortaya atılmış bir iddia mı size göre? Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Rasyonalitesinin de biraz önce zikrettiğim şekilde Fethullah Gülen isimli terör örgütünün elebaşının Amerika Birleşik Devletleri açısından sadece Türkiye boyutuyla alakalı olmadığını, bunun Balkan boyutunun, Orta Asya boyutunun, Türkistan boyutunun, Orta Asya, Orta Doğu boyutunun olduğunu biliyoruz. Hatırlarsak Kosova'daki Fethullahçı terör örgütüne mensup bazı örgüt mensuplarının Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından getirilmesine en büyük tepkiyi Kosova Devlet Başkanı Haşim Taçi değil, fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin Kosova nezdindeki büyükelçisi verdi. Dolayısıyla Fethullahçı terör örgütünün lider kadrosunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edilmemesi ABD'nin çıkarları açısından çok büyük önem arz ediyor. Ben önümüzdeki süreç içerisinde böyle bir gelişmeye tanıklık edeceğimizi açıkçası düşünmüyorum. Pekala, şimdi bu hususta Okan Müderrisoğlu'nun da değerlendirmelerini almak isterim ben. Böyle bir girişimden sonuç çıkmayacağını düşünüyorum ben de Sayın Yusuf Alabar'da. Pekala, siz hem Trump'ın zamanlamasını böyle bir açıklama için nasıl buluyorsunuz? Hem de böyle bir sonuç çıkar mı size göre? Aynı zamanda biraz önce işaret ettiği bir başka husus vardı Sayın Yusuf Hoca'nın. Dedi ki işte Afrika'da da birçok ülkede de Amerika'nın taşeronluğunu yapıyor aslında bu terör örgütü. İade edilmezse Türkiye'ye, Afrika'ya da götürülecek iddiaları da var. Bu çerçevede nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz Okan Bey? Birbiriyle bağlantılı, çok önemli, zor sorular bunlar ama epey bir bilgi sahibi olduğumuz bu konu. Şöyle bir perspektif oluşturmaya çalışalım müsaadenizle. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde yeni, dinamik, içinde çok sayıda taktik manevra içeren fakat bölgemizdeki yapısal olayları etkileyebilecek stratejik boyutları olan hamleler dizisi var. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri gecikmiş, hamle üstünlüğünü elde etmeye dönük adımlar atmaya başladı. Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki lider kadrosunun başına ödül konulmasıyla başlayan bu süreç oldukça gecikmeli bir aşamada. Şimdi Fethullahçı terör örgütü elebaşının
Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkarılması veya iadesiyle ilgili ne yapılabileceğine dönük araştırmanın başlatılması talimatına kadar geldi. Peki niçin Amerika böyle geri adımlara başladı? 15 Temmuz 2016'daki darbe... Şimdi geri adım demeyelim de buna, manevra adımları diyelim. Çünkü yönünü ondan sonra tayin edebiliriz, belki birlikte bulabiliriz. Tamam. Buna çünkü imkan veren güçlü doneler var elimizde. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden önce Fethullahçı terör örgütü legal görünümlü illegal yapı olarak Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne girmiş. Dolayısıyla terör örgütü olarak tanımlanmış. Darbe girişiminden önce Türkiye, FETÖ ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne devam etmekte olan yargılama süreçlerini de içerecek şekilde bilgi ve belge göndererek geçici tutuklanmasına ilişkin bir hamlede bulunmuştu. Fakat en ciddi adımı 19 Temmuz 2016'da yani darbeden 4 gün sonra yaptı. Yine FETÖ'nün geçici olarak tutuklanmasını talep etti. Arkasından hani uzun süreçlere girmeyeyim ama 85 klasör hükme bağlanmış bir takım yargılama sonuçlarını ve veya Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrudan ilgilendirecek boyutuyla Genelkurmay Başkanı'nın ki şu andaki Milli Savunma Bakanı ifadelerini de dolayısıyla darbe ile FETÖ arasındaki organik bağı ortaya koyan somut ifadeleri de Amerikan Adalet Bakanlığı'na ulaştırmıştı. Maalesef bu dosyaların kapağı açılmadı. O günden bugüne Türkiye şunu savundu. Hani bir yargı sürecidir, bizde iade sürecinde deliller çok titiz incelenir, o yüzden zamana matuftur diyorsunuz da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir yetkisi var. Başkan, müttefik bir ülkeye dönük herhangi bir suç, suçun işlenmesi veya suçlu ile ilgili idari yetki, yani başkanlık tasarrufunda bulunabilir ve bu müttefik dost ülkeye oluşan tehdidi bertaraf etmek veya o tehdit kaynağını geçici olarak kontrol altına almak için inisiyatif sergileyebilir. Türkiye hiç olmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nden yani başkandan bu yönde bir adım atmasını istedi. Yani örgütü yönetebilirlik kabiliyeti kısıtlansın, geçici olarak tutuklansın, gözaltında tutulsun, bizim gönderdiğimiz dosyadaki bilgi ve belgeleri de inceleyin ve oturup bunu konuşalım. Yani ya sınır dışı edin ya da iade edin şeklinde. Şimdi bu iki yıl sonra gelişen aşama aslında Türkiye'nin zaten hukuki anlamda oldukça peşine düştüğü ve kovaladığı bir aşamaydı. Amerikan Adalet Bakanı ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı arasında doğrusal görüşmeler ve yazışmalar da oldu. Başkana doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu hemen her görüşmesinde hatırlattığı aşamalardan geçtik. Günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri açısından iki önemli faktör vardı. Bir, az önce Sayın Hoca'nın ifade ettiği FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri açısından kullanışlı bir enstrüman olması, hatta Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in uluslararası bir aparatı olması. Dolayısıyla kolay vazgeçilebilecek bir enstrüman değil diye düşünüldü. Burası doğruydu. Fakat bu oyalama süreci içinde hep şunu düşündük. Amerika Birleşik Devletleri pragmatik bir ülke, çıkarları neyi gerektiriyorsa o konuda çok radikal tavır değişiklikleri sergileyebilir. Onlarca örneği var. FETÖ'nün örgütü yönetme kabiliyetini kısıtlama noktasında yapısal olarak aktörlerindeki değişim, kendi işine yarayacak olanların ayrıştırılması, bu örgütün Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika, Kafkasya ve Balkanlar'da kullanılabilir taraflarını ise Amerikan sistemine entegre edecek şekilde bir iç dönüşümüne dönük hazırlık yaptığı ya da yapmış olabileceği ihtimaliydi. Bugün eğer FETÖ ile ilgili iadesi süreci söz konusu mudur değil midir diye bir araştırın talimatı geliyorsa şunu mutlaka öngörmek zorundayız. Örgütün başı ve buna müzahir bir kadro dışındaki Amerikan istihbaratına doğrudan bağlantılı veya ilintili olanları artık yenilendi ve farklı bir formata oturtuldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri için örgütün dönüştürülmüş çekirdek kadrosu bundan sonra farklı coğrafyalarda fonksiyon ifade edebilir. Yani siyasi kullanış ömrünü FETÖ'nün tamamlama aşamasına geldiğine ilişkin çok önemli bir ipucu. İkincisi, yani şunu mu anlayacağız Amerika sizin söylediğinizden? Yani doğrudan tehdit oluşturmadıkça... Yani görünen aslında bu oyalama sürecinde görünenleri aslında bilinenleri tamam geri verecek ama o bilinenlerin yerine ikame edeceği adamlar yetiştirdi. Ve artık öbürleriyle işi bitti, artık yollayabilir. Bu süreç onun için yeterliydi. Çünkü bu yapının Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika,
Balkanlar ve Kafkas coğrafyasında kullanışlı taraflarını Amerika Birleşik Devletleri'nin dönüştürmek için bir zamana ihtiyacı vardı. Hem kadro yenilemesi hem de organik bağ noktasında Türkiye'nin ısrarla gündeme getirdiği konularda gerek 15 Temmuz darbe girişiminde derin Amerika'nın parmak izi, gerekse eşkalinin büyük ölçüde Türkiye kamuoyu tarafından ortaya konulması ve kamu vicdanında Amerika Birleşik Devletleri'nin aklanmamış olması bugünkü Amerikan yönetimine zaman kazanmak ve bu örgütün lider kadrosuyla büyük ölçüde ilişkisini kesmeye çalışırken işe yarar kısımlarını da dönüştürmekle ilgili bir planlama yapma fırsatı vermişti. İkinci husus, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür bir yapının Amerika'nın iç bünyesine açık bir tehdit oluşturması gibi bir boyut da önemlidir. O yüzden bir süredir FBI, Amerika Birleşik Devletleri'nde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarla dile getirdiği charter okulları, yani paralı okulların bu örgütün finansmanı ve Amerikan iç sistemine nüfuz ederek burada suç işleme potansiyeli veya işlediği suçlarla ilgili de araştırma yapmaya, hatta yer yer baskınlar yapmaya başlamıştı. Yani FETÖ yer yer Amerika içinde tehdit olarak görülmeye başlandı ki Amerika için bu tür yapılar özellikle suç gelirinin aklanması, eski tabiriyle kara paranın aklanması boyutunda son derece önemlidir. Peki, bu yönüyle de artık FETÖ Amerika Birleşik Devletleri açısından taşınılabilir ya da savunulabilir araç olmaktan çıkıyor. Ancak Yavuz Bey'e katılıyorum. Bugünden yarına iyimser bir süreç beklemek, yani iade edilecek, sınır dışı edilecek diye yüksek bir beklentiye kapılmak mümkün değil. Biliyoruz ki bu tür konular devletler arasında büyük başka pazarlıklar için enstrümantal unsurlardır. Yani pazarlığın herhangi bir şekildeki bir kozu ya da bir aracıdır. Yani iş hukuki süreçte işlediği kadar uluslararası diplomasinin ve istihbaratın kuralları işler. Peki yani burada sözü alayım sizden. Yarından itibaren şu soruyu soracağız. Aslında an itibariyle de soruyoruz. Aynen öyle. Burada sözü son cümlemde şu. Amerika Birleşik Devletleri bu hamlesiyle birlikte Kaşıkçı ile ilgili baskıyı ortadan kaldırın dahil olmak üzere acaba Türkiye'den hangi beklentiyi veya talebi gündeme getirecek açık ya da örtülü şekilde? Dolayısıyla bunun Orta Doğu coğrafyasına ve bu coğrafyadaki Amerikan, ama bundan çok daha önemlisi Türkiye'nin çıkarlarına etki edecek yönleri neler olabilir? Dolayısıyla hani bu anlamda hamlenin sonraki tahtadaki, satranç tahtasındaki aşamaları nelerdir sorusuna cevap bulacağız. Bu öyle çok masumane bir hamle gibi de durmuyor açıkçası. Pekala, çok önemli bir aslında noktalara değindiniz. Hemen ben burada Esat Hocam'a dönmek istiyorum. Çünkü ilişkilerin uluslararası, bu meselenin uluslararası ilişkiler boyutu da var ama çok kısa değerlendirmelerinizi rica edeceğim. Hem Esat Hocam'dan hem Süleyman Hocam'dan. Bir aslında böyle çok da büyük bir şey olacak gibi durmuyor. Bu zamanlama manidar. Evet. Bir de sonuç çıkacak gibi de bir değerlendirme alamadım şimdiye kadar yönelttiğim soruları yönelttiğim konuklarımdan. Siz ne diyorsunuz burada? Hemen... Trump istedi bunu da ABD içinde peki bu durumu engelleyenler farklı yapılar da olabilir mi? Hemen uluslararası ilişkiler boyutundan sizden alayım Amerikan mesela. Amerikan seçmeni çok önemli. Yani evet, bir kampanyadan çıkıldı. Kampanyadan çıkıldığı için Trump seçmenin sesini dinledi. Ve seçmenin sesi şunları söyledi. Ve seçmen hakikaten biraz evvel değerli Okan kardeşimizin çok güzel şekilde ifade ettiği gibi bir kere seçmen şunu, bu artık Amerika Birleşik Devletleri'nin mali yapısı dahil olmak üzere, çünkü açmış olduğu okullarla, elde etmiş olduğu yerlerle bayağı seçmenin, ve de şunu söylemeye çalışıyorum, özellikle de Republican dediğimiz cumhuriyetçi seçmenin artık şeyine gelmeye başladı. Bu yani bu şeyden, yani bir anlamda hani safralardan kurtulma. Hı hı. Artık son kullanma tarihi gelmiş, bitmiş olan kişinin bir şekilde iade olup olmaması demiyorum ama bakın bununla beraber hepsi birbiri peşi sıra geldi. Aslında deşifre olan bir ajanı. Tabii ki deşifre, ama şunu da unutmamak lazım. Cemal Khashoggi cinayetinin Suudi Arabistan üzerindeki o psikolojik etkisini bir şekilde dünya kamuoyundan azaltmak için bu tedbirlere girmişler olabilirler. Yani çünkü bir anda Türkiye gerçekten durum üstünlüğü aldı. Özellikle Suudi Arabistan'daki ve Khashoggi olayına. Ben zannediyorum bir gün şuna da endişeyle, İmralı'nın bir kere herhalde kazan mevcudu artacak. Yani onu görüyoruz. Hatırlayacaksınız Abdullah Öcalan'ın bize tesliminde
Bülent Ecevit'in o çaresiz bir şekilde, Allah rahmet eylesin, nur üstünde yatsın, çıkıp yani Öcalan'ı bize teslim ettiler ama Amerikalılar teslim ettiler, vallahi bilmiyorum der gibi bir gün paketlenip, siyah paketi değil de CENTCOM paketiyle efendim bu üç tane elebaşının başta yılanbaşı olmak üzere bizim getirileceğini çok açık seçik ifade ediyorum. Birkaç şey daha söylemek istiyorum. Çok kısa alayım hocam. Evet, hocamın da Amerika Birleşik Devletleri'nin genel politikası 1979'dan itibaren uyguladığı yeşil kuşak kuramı artık değişiyor. Değişmek mecburiyetinde. Biliyorsunuz bununla beraber hepsini birleştireceğiz. Şu NATO'yu falan konuşacağız. Evet. Ve en son olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Bu oyalama süreci midir? Evet, bir oyalama süreci. Size aynen katılıyorum. Ama bu yapının mutlaka ve mutlaka bir şekilde Türkiye'nin bu şekilde elde etmiş olduğu, özellikle Suudi Arabistan'a karşı kaşıkçıyla elde etmiş olduğu durum üstünlüğünü biraz aşağı çekebilmek için, hatırlayacaksınız, Salman'ın efendim İsrail'in ipine sarılarak Gazze'yi bombalanın diye adeta yalvarır gibi vermiş olduğu demeçler. Şimdi tamam hocam, burada size de bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alacaksam ama özür dileyerek buradaki söz hakkınızı Cemal Kaşıkçı meselesiyle ilgili, bugün de yeni gelişmeler oldu. Evet. Onu konuşurken ekstra dakika olarak vereceğim ve bu konudaki değerlendirmenizi unutmayacağım, soracağım. Zira gündem o kadar yoğun ki hemen ben yine Ankara'ya dönmek istiyorum. Ankara'daki konuklarıma şunu soracağım. Hem bir araştırma sonuçlarına değinmek isteriz. Hem de Sayın Okan Müderrisoğlu'ndan Ankara kulislerinde konuşulanları duymak isteriz. Neyle ilgili? Şüphesiz ki ana gündem maddemiz yerel seçimler. Ama son dakika gelişmesi olarak şu bilgiyi de almıştık yayına girmeden önce. Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmek istedi. Bir görüşme talebi oldu. Bu görüşmeden ne çıkar? Niçin böyle bir adım atıldı? Pekala Okan Bey, size sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi CHP'de yerel seçim hazırlıkları artık sona geldi. Ama ön seçim olmayacak, bunu biliyoruz. Bu da ne demek? Bütün adayların son kararı Kemal Kılıçdaroğlu verecek. Bu durumda Muharrem İnce'yi, aslında en büyük rakibini, aday gösterir mi, göstermez mi? İnce'nin onunla görüşmek istemesine anlama geliyor ve bütün bunlar Ankara kulislerinde nasıl yankı buluyor? Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Elimizde iki done var bu konuda. Birincisi, yakın zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir mülakat. O mülakatta Muharrem İnce'nin adaylığına nasıl bakarsınız sorusuna, yani partide herkes tabii ki bir makama talip olabilir, aday olabilir şeklinde, hani böyle renksiz, kokusuz, hani girsin ama ben onu düşünmüyorum şeklinde imayı çok güçlü bir şekilde içeren bir dışa vurum. Aslında ailece yapılan bir görüşme vardı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra. Orada Sayın İnce, Kılıçdaroğlu için hani onursal genel başkan olsun, çekilsin ve partiyi bana bıraksın demişti. Ve Kılıçdaroğlu da bir özel sohbeti, aile sohbetini bu şekilde deşifre etmesine çok yanlış bulduğunu ve buna tepki koyduğunu ifade etmiş. Sonrasında da zaten olağanüstü kurultay toplanamamıştı. Bugün itibariyle ikinci done ise Muharrem İnce ve ekibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kabul ettiği görüşme talebini şu çerçeveye oturtuyorlar. Kişisel herhangi bir talebi yok. Bazı sorun olduğunu düşündüğü illerle ilgili rahatsızlıkları ve buraya ilişkin görüşlerini, önerilerini paylaşacak diye. Ama bu bir kamuflaj. Kuşkusuz bu yönde görüşler de paylaşılır. Ama günün sonunda İstanbul için Muharrem İnce'nin yeniden CHP yönetimine ağırlığını koyacak şekilde sahneye çıkma çabası var. Şu bir gerçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi genel başkana yetki verdi. Bu yönüyle ifade ettiğiniz husus çok doğru. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki dudağının arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim adayları belli olacak ki bunları peyderpey açıklamaya başladılar zaten. Ama iş Ankara, İstanbul, İzmir, Hatay, Adana, Mersin, Denizli, Aydın, hani böyle belli başlı 10 büyük şehirde toplanır. Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin izleyeceği stratejiyi İstanbul üzerinden okumamız mümkün olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a ilişkin kararını bireysel olarak vereceğini düşünmüyorum. Bir süre önce CHP'de bir tartışma konusu olmuş, sonra üstü örtülmüştü. Bir derin CHP'nin varlığından söz edildiği,
parti meclisinin ve partinin karar alıcılarının da bazı hususları son anda duyduğu ifade edilmişti ki, örneğin 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun ismi bu şekilde organize edilmişti. Bunu şunun için söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu da bu kararı nihai olarak tek başına verecek değil. Sayın Kılıçdaroğlu'na da bu konuda katkı sağlayan bir üst aklın olduğu ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu modele çok prim verdiği şu ana kadar tecrübeyle sabit. O yüzden Sayın İnce bireysel girişimiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden karşılık bulabilecek bir aktör değil. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterdiği performans onu hala bir önemli aktör olarak da sahnede tutuyor. Bugün itibariyle Muharrem İnce'nin Sayın Kılıçdaroğlu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesini beklemek iyimserlikle bile ifade edilemeyecek kadar zayıflamış bir olasılık. Pekala Okan Bey, sözü sizden alayım burada. İnceyle ben Adil Bey'e devredeyim. Mesajı verilirse o olur. Peki Adil Bey'e devredeyim, zira bu iyimserlik olur dediniz ve Adil Bey, şimdi Okan Bey dedi ki aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişisel bir tercih yapacağını da düşünmüyorum. Sadece onda da gelmeyecek. Hemen meseleyi ittifaklara geliyor. Baktığımız vakit İyi Parti, CHP ittifakı, bir taraftan da HDP'ye uzanıyor bu ittifak söylentileri. Baktığımızda İyi Parti ile CHP bazı noktalarda örtüşmese de ittifak yapmalarında bir sıkıntı yok gibi duruyor ama parti tabanlarına baktığımızda HDP ile nasıl bir ittifak olacak? Siz anket sonuçlarına göre ne görüyorsunuz İstanbul'da? Neler olacak? Evet. Evet. Şimdi öncelikle teşekkür ederim. Birincisi Okan Bey'e sorduğunuz soruya bir katkı sunmak amacıyla ben şahsen Muharrem İnce'nin hala İstanbul'da en güçlü Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtemel aday adayları arasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü Okan Bey de söyledi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana etki eden, parti yönetimine etki eden bir derin CHP'den bahsedildi. Yapılan tüm kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki hangi kurum tarafından yapılırsa yapılsın, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayının Sayın Muharrem İnce olması yönünde kamuoyunda ciddi bir talep var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kişisel olarak hayır ben istemiyorum, ben çok da buna taraftar değilim deme lüksü olduğu kanaatinde değilim. Ama zaten yani, şöyle bir durum yok mu? En güçlü yarın rakibi kazanırsa görüşme... CHP kazanacak, kaybederse de en güçlü rakibi ikinci büyük başarısızlıktan sonra zaten muhtemelen siyasete çekilebilir. Kılıçdaroğlu'nun hiç kaybedeceği bir şey yok. Evet, aynen öyle. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Her halükarda kazanan CHP ve Kılıçdaroğlu olacak bana göre. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi kazanırsa, Cumhuriyet Halk Partisi bu yerel seçimlerde büyük bir zaferle çıkmış olacak. İstanbul'u kazanan bir partinin lideri olacak. Kaybederse, 2014 seçimlerini unutmayalım. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2014'te de partideki, her ne kadar Kılıçdaroğlu'yla çok yarışıyor olmasa da, klasik olarak CHP'de güçlü lider adayları arasında ismi geçen Mustafa Sarıgül İstanbul adayıydı ve oldukça iyi bir oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun çok üzerinde %42 gibi bir oy aldı. Ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 2014 seçimlerinde Türkiye genelinde oyunu yükseltti. Çünkü biliyoruz ki her Türkiye'deki 10 seçmenden ikisi İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'daki oy oranı partinin Türkiye'deki oy oranına katkı sunuyor. Kaybettiğiniz takdirde ise zaten bir müddet sonra rakibi, en ciddi rakibi kaybetmiş olacak. O nedenle soruyu sorarken söylediğiniz sözlere katılıyorum ve aynen öyle düşünüyorum. Ben her halükarda Muharrem İnce'nin aday gösterilmesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylenenin aksine, beklenenin aksine lehine olabileceğini düşünüyorum. İttifaklar meselesine gelince, şimdi bu ittifaklar meselesi çok şey bir konu. Yerel seçimler, genel seçimler gibi, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi değil. İttifak meselesi çok zor bir konu. Evet, çünkü farklı dinamikleri yerel var. İki kere iki dört etmiyor her zaman yerel seçimlerde. Var. Gayet tabii. Yerel seçimlerde değil, genel seçimlerde de öyledir. Yani unutmayalım, 1991 seçimlerinde
SHP ile CHP aynı çatı altında seçime gitti. İkisinin toplam oyu bir partinin neredeyse işte bir tık üzerindeydi. Yani iki kere iki bazen beş edebilir, iki kere iki bazen dört değil üç bile etmeyebilir. Şimdi yerel seçimlerde farklı dinamikler var dedik. Nedir? Sadece bir kişi üzerinde uzlaşmıyorsunuz. Yani siz İstanbul, Ankara gibi illerde sizin büyükşehir adayınız var, ilçe belediye başkan adayları var, belediye meclis üyeleri adayı var, var da var. Şimdi böyle olunca çok farklı şeyler, dinamikler devreye giriyor. Öyle olunca yani biz 2018'in 24 Haziran seçim sonuçlarına bakarak efendim CHP artı HDP artı İYİ Parti, bunun yanına Saadet Partisi'ni ve diğerlerini de toplarsak efendim işte AK Parti ile MHP bir olsa zaten karşı taraf kazanırdı. Bugün AK Parti ile MHP ittifakı da sekteye uğramış gibi görünüyor. Öyleyse kesin olarak karşı taraf kazanır demek çok doğru bir yaklaşım değil. Yanlış çünkü bir matematik olur. Seçimlerde ittifaklar özellikle yerel seçimlerde halk nezdinde olur, tabanda olur ittifak. Şimdi sorunuza gelince Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, İyi Parti'ye oy veren, bugün AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren milliyetçi seçmenler kadar milliyetçi seçmenler var. HDP ile bir arada olmaktan rahatsız Peki, olacak şimdi seçmenler Bey, var. Adil nedenle, Bey, çok önemli bir yere geldiniz. Ancak ben sizi kesmek zorundayım. Biliyorum diyeceksiniz ki evet. Cansu ben reklamdan sonra kalamıyorum ama bir 5 dakikanızı daha rica edeceğim reklam dönüşü. Zira çok önemli bilgiler veriyorsunuz. O 5 dakikayı ayırırsınız abi, bence. Sizi keseceğim dedi ama sözünüzü kesiyor. Sizi evet. Değil mi? O 5 dakikayı ayırırsınız bence. Reklam dönüşü de sizi burada göreceğiz. Kısa tabii, bir ara tabii, sonrasında tabii, buradayız. Hay, çok önemli değerlendirmelerle devam edeceğiz efendim. Türkiye'nin ilk millet bahçelerini İstanbulluların hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 17 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Başakşehir Kayabaşı'nda gerçekleşecek toplu açılış törenimize tüm halkımızı bekliyoruz. Seyahatteyken zamandır başka akıyor. Sanki üzerimizde daha az kontrolü var. Bizler zamanınızı en iyi şekilde geçirmeniz için buradayız. Hilton Hotels and Resorts. Burada dünyanın en doğru yerindesiniz. Şimdi Toshiba'da bir taşla iki kuş kampanyası var. Siz de hemen yetkili satıcılarımıza gelin, bir klima fiyatına iki iç üniteli multi-split klima alma fırsatını kaçırmayın. Oo! Mesela biri salona, diğeri yan odaya. Bir Japon mucizesi Toshiba Klima. Vinsa'yla yeniliği, teknolojiyi, kaliteyi, üstün yalıtım teknolojimizle birleştirir, sıra dışı bir pencere üretiriz. Bir yaşam için hayata bak. Siz işinizi güvenle büyütün diye, biz bu ülke mühendislerinin bu ülke için geliştirdiği 60'tan fazla çözümle 34 yıldır geleceği yazıyoruz. Logo yazılım. My door is always open. You can come morning. When you're in my neighborhood, baby, you'll never be alone again. Son teknoloji Samsung Galaxy'lere Turkcell 4.5G hızı yakışır. Siz de gelin Samsung Galaxy'lere Turkcell kalitesiyle sahip olun. Dolup taşsın diye Turkcell Fiber'de artık adil kullanım kotası yok. Hemen arayın Turkcell Fiber'inizi gelip kuralım. Krediyi şimdi alırım. Ödemeye 3 ay sonra başlarım diyorsan iğneye gelirsin farkında değilsin.
3 ay ertelemeli krediniz şimdi ING'de. Hemen başvurun. Ödemeye tam 3 ay sonra başlayın. Türkcell Fiber'de adil kullanım kotası yok. İnternetinden yemeyen Lifebox var. Türkcell Fiber'le yükle yükle bitmesin. Yıllarca bir o yana bir bu yana döndü durdu. Sıcak soğuk demedi. Gece gündüz çalıştı. Fazla fazla mesai yapsa da hep temiz iş çıkardı. Belki çok yoruldular ama ikinci bahar onların da hakkı. Türkiye'ye ilk geri dönüşüm tesisini kazandıran Arçelik'le büyük yenileme hareketi 30 Kasım'a kadar devam ediyor. Markası ne olursa olsun eski beyaz eşyanızı evinizden alalım, yenisini 1000 liraya varan indirimle verelim. Üstelik sıfır ÖTV fırsatıyla. Arçelik. Türkcell Fiber'de adil kullanım kotası yok. İnternetinden yemeyen bip var. Türkcell Fiber'le konuş konuş bitmesin. My door is always open, you can come morning. When you're in my neighborhood, baby, you'll never be alone again. Son teknoloji Samsung Galaxy'lere Turkcell 4.5G hızı yakışır. Siz de gelin Samsung Galaxy'lere Turkcell kalitesiyle sahip olun. Bahçelerini İstanbulluların hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 17 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Başakşehir Kayabaşı'nda gerçekleşecek toplu açılış törenimize tüm halkımızı bekliyoruz. Gelir gider takibi, çek ve senet işleri, stok yönetimi, maaş ödemesi, e-dönüşüm ve üretim süreçleri yönetimi, nakit yönetimi. Tüm bu yüklerin altında ezilmeyin. Türkiye'nin yazılımı mikro yazılıma gelin. Tüm ihtiyaçları karşılanan on binlerce mutlu firmadan, yüz binlerce mutlu kullanıcıdan biri olun. Ücretsiz demo talebi ve kiralama fırsatı mikro.com.tr'de. Büyümek isteyen her şirkete lazım. Mikro yazılım. En cazip yatırım kararı için tek anahtar. Skyland İstanbul'da rezidanslar 5300 lira taksitle. Siz de kaçırmayın. Oleo! Oleo! Anında ferahlatıyor. Oleo! Oleo! Anında ferahlatıyor. Tüm Samsung cep telefonlarında Fiba Banka kredisiyle peşin fiyatına faizsiz, masrafsız 6 taksit fırsatı Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. GoDaddy'den alacağın bir alan adı ve e-posta adresiyle internette dikkat çek, profesyonel görün ve müşterilerinin güvenini kazan. Kendi işin, kendi yolun. Şu hayatta bazı şeyler iyi ki yok. Bazı yerlerde stres yok. Bazılarında çıt yok. Kimi yola çıkar. Yaşasın, trafik yok. Kimi erken çıkar. Arkadaşlar, bugün mesai yok. Öyle oturmak yok. Daha neler yok neler. Böyle bir tatlılık yok. Hey gençler, ne var ne yok? Bakıyorum da sepette yok yok. Bankart Combo'da nefes ayları var. Sıkıntı yok. Bankart Combo nefes aylarında ekstrenin yarısını ödeyip diğer yarısını erteleyenlere faiz yok. Bankart Combo. Seni düşünür o.
Avrupa'nın en iyi mobil bankacılık uygulaması seçildi. İyi akşamlar. Bu başarının gerçek sahibi Garanti Cep'i kullanan müşterilerimizdir. Ve şimdi Garanti Cep'te en çok işlem yapan müşterilerimizden... İstanbul'dan Kenan Akansel. Sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Hemen ikinci teşekkürümüze geçiyoruz. QR kodla en sık para çeken müşterilerimizden... Reşat Can Zengin'e gidiyor. Sahneye davet ediyoruz. Bu da ikinci teşekkürümüz. Teşekkürler. Kendisini tebrik ediyoruz. Üçüncü teşekkür benim için çok değerli birine. Garanti teknolojilerine hızla adapte olup etrafındakilere heyecanla aktaran, yorumlarıyla adeta kendimi geliştirmemi sağlayan Duygu Hanım'a. Ben mi? Avrupa'nın en iyi mobil bankacılık uygulaması seçilen Garanti Cep bütün kullanıcılarına teşekkür eder. Yani benim kızım da bana bir şey yok. Işıkçı, ver bakalım bir şey yavrum. Baba. Küçük bir çocuktu. Onu ben yetiştirdim. Babasıyım ben, Ayhan. Çok teşekkürler alkışlarınız için. Siz doğru yatırımı yapın diye... Biz yerli üretim gücü, güvenilir ve istikrarlı fiyat ilkesiyle 34 yıldır geleceği yazıyoruz. Logo yazılım. Digiturk'le sen de kendin için güzel bir şey yap. Gülümse, yola çık, başka dünyalar ara, yeni biriyle karşılaş. I'm Dr. Stephen Strange. Hayal et, keşfet, dans et, hisset. Perfect. Maceranı bul. Bingo. Right. Kahraman ol. Digiturk seni büyülü bir dünyaya davet ediyor. Hemen sen de Digiturk'e gel. Her ay onlarca yeni filmi, yeni dizileri ve sevilen dizilerin yeni sezonlarını ilk 3 ay ayda sadece 9.99 liraya izle. Watch me. Digiturk'e gelecek, devamı gelecek. My door is always open, you can come morning. When you're in my neighborhood, baby, you'll never be alone again. İçimden bir şef diyor ki... Karnın acıktı. Diyor. Acıktık. İçimdeki şef... 12-14 saat özenle marine edilmiş tavukların akıl almaz soslarla çeşitlendiği o efsane yerde tavuk dünyasında ye. Diyor. Ağzım sulanıyor. İçimdeki şef aklından çıkmayan bu lezzet tavuk dünyası diyor. Tavuk dünyası akıl almaz lezzet. İnternet dizi izliyorduk. Diziyi bilmem ama senin gigabattan erken final yapabilir. Dışarıda izle, otobüste izle. Senin izlediğin dizi maksimum 3 durak dayanır. Bir diziyi izleyecekseniz bir şeyler ateşleyin. Hadi internetçim, Türk Telekom'da internet çok. Faturasız parlak paketlerde 750 dakika 1000 SMS'li 2 GB 21, 3 GB 24, 5 GB 28, 10 GB 42 lira. Türk Telekom. Türkiye'nin ilk millet bahçelerini İstanbulluların hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 17 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Başakşehir Kayabaşı'nda gerçekleşecek toplu açılış törenimize tüm halkımızı bekliyoruz. Rutubete karşı Isonem MS82 nem boyası. Nemi, rutubeti kurutur, kötü kokuları yok eder. Evet, kısa bir aranın ardından satır arasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündemdeki gelişmeleri, içte ve dıştaki gelişmeleri satır aralarıyla masaya yatırıyoruz. Bu gecede her perşembe olduğu gibi kimlerle birlikteyiz? Ankara Stüdyo'da 3 değerli isim bugün program konum. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, AG Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gül ve terör ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar'da
Ankara'daki konuklarım ve buradaysa uluslararası ilişkiler uzmanı ve askeri stratejist, doğru söyledim değil mi hocam? Sevgili Esat Arslan hocamız, Profesör Doktor, aynı zamanda akademisyen Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak hocamız bizlerle birlikte. Şimdi araya gitmeden önce yerel seçimdeki ittifaklar meselesini masaya yatırmıştık. Hatta Adil Gül'ün sözünü kesmek durumunda kalmıştım ama tekrar sözünü kesmemek için şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Biliyorsunuz CHP ile İYİ Parti Ankara adaylığı konusunda ortak aday gündeminde şu sıralar. Ama CHP içerisinden bir çatlak sesler yükseliyor. Kendi evladımız olmalı adayımız minvalinde ve bir de rozet bırakma tartışması var. Hemen hatırlayalım, nedir bu gelişme, bu gelişme neydi? Onun üzerine konuşacağız yerel seçimdeki ittifakları. Biliyorsunuz rozetimiz var. Hiç kimsenin kerameti kendinden değildir. Benim yakamdaki rozeti Atatürk taktı. CHP'deki yeni krizin adı rozet tartışması. Cumhuriyet Halk Partisi bir parti Ankara'da aday çıkartmayıp rozetsiz bir adayı destekleme yoluna giderse seçmen orada bunu kabul eder mi? Başta bizim tabanımız. Tartışmayı başlatan CHP'nin 2014 seçimlerindeki Ankara adayı Mansur Yavaş. Mansur Başkan'ı inşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtuyoruz. Kılıçdaroğlu Yavaş'ın yeniden aday olmasını istiyor. Hatta İYİ Parti ile ortak adaylık iddiaları bile var. Ki tam da bu iddia ile ilgili Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rozetsiz bir aday mesajı verdi. Hiç kimse partinin üzerinde değildir. Geçtiğimiz dönem Mansur Bey'in aldığı oylar aynı zamanda kişiliğinin ötesinde tabii ki değerli bir kişi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğu içindir. Yani hiç kimsenin kerameti kendinden değildir. Yavaş'ın mesajı parti içinde çok sert bir rozet tartışmasını başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetinde Altok ilkesi var. O Altok ilkesinin tamamını Atatürk taktı. Bu rozetten rahatsız olan birisiyle yol yürünmesine ben şahsen sonuna kadar hayır. Asla Mansur Yavaş'ın bu cümlesinden sonra benim ona bir desteğim söz konusu olamaz. Rozetimiz var. Şimdi bu meseleler önemli. Hemen Adil Gül'e dönmek istiyorum. Ankara'ya uzanmak istiyorum. Zira hem sözünü kesmek durumunda kalmıştım. Yerel ittifakları konuşuyorduk. Bu minvalde de, bu çerçevede de değerlendirelim istiyorum sevgili Adil Gül. Şimdi geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüşmesi var. Sonrasında açıklama beklendi ama bir açıklama çıkmadı o görüşmeden. Onlar ne konuşmuş olabilirler? CHP ve İYİ Parti her yerde ittifak kurabilir mi? Nasıl bir ittifak olabilir? İYİ Parti'nin kurumsal geleceğinin sağlanması için ne gibi şartları vardır bu ittifakta? Hemen yine sizin değerlendirmelerinize bırakalım bu meseleleri. Evet, teşekkür ederim. Şimdi birincisi İYİ Parti'nin, önce İYİ Parti'den başlayalım. İYİ Parti'nin kendine özgü bir takım sorunları var. Nedir bu sorun? İYİ Parti Türk siyasi hayatına yeni katılan bir parti ve ilk girdiği seçimlerde de %9.9 oy aldı. Dolayısıyla yapılacak ilk yerel seçimde alacağı sonuçlar bu partinin ya yoluna devam etmesine, büyümesine ya da bu partinin küçülmesine, dağılmasına neden olacak. O nedenle İYİ Parti açısından 2019 31 Mart yerel seçimi sonuçları çok ve çok önemli. O gün akşam İYİ Parti'nin aldığı oy oranını herkes takip edecek. Hı-hı. Şimdi böyle olunca biz İYİ Parti'nin Ankara'da, sadece Ankara'da değil, yani kulislerden elbette ki gazeteci dostlar bunu daha iyi bilecektir ama sadece Ankara'da değil, özellikle Ankara ve Mersin üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili pazarlık yaptığı söyleniyor, konuşulduğu söyleniyor. Yani Ankara ve Mersin'i bize bırakın, öbür illerde elbette ki siyasi partiler belediye meclislerinde, ilçe belediyelerinde adaylarını gösterecek ama diğer illerde biz aday çıkarmayalım, sizi destekleyelim şeklinde bir yaklaşım olduğu söyleniyor. Ankara'da Mansur Yavaş, Mersin'de de Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha önceki şu an iş başında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz üzerinde. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bugün Milliyetçi Hareket Partisi bazı illerde 5-6 tane ilde büyükşehir adaylarını açıkladı. Mersin'de Toroslar Belediye Başkanı'nı büyükşehir adayı olarak göstereceğini ilan etti. Çünkü net olarak Yüksek Seçim Kurulu'na aday listeleri verildiğinde öğreneceğiz. Hal böyle olunca İstanbul, Ankara ve Mersin üzerinde bir takım görüşmeler yapılıyor ve ana şeyi de Ankara oluşturuyor. Şimdi
Cumhuriyet Halk Partisi tabanı HDP olmadığı müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında oy geçişliliğinin olduğunu biliyoruz. CHP içerisinde Mansur Yavaş'la ilgili farklı sesler çıktığını da biliyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir tabanı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları her defasında tartışılır ama seçmenin büyük bir bölümü, ezici bir bölümü partinin gösterdiği adaya gidip oy verirler. Şimdi böyle olunca Ankara'da Mansur Yavaş rozetsiz bile olsa, ki bu mümkün değil, yani siz bağımsız aday olamazsınız. Bağımsız aday olduğunuz takdirde belediye meclisi ne olacak? Dedik ki yerel seçimin kendine özlü farklı dinamikleri var dedik. Yani bir belediye başkanı seçildiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi de çok çok önemli. Siz Büyükşehir Belediye Meclisi'ni kazanmadığınız takdirde orada etkisiz ve yetkisiz bir başkan olursunuz ister istemez. O nedenle ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya İyi Parti'nin parti rozeti veya kimliği altında seçime katılacak Mansur Yavaş aday olduğu takdirde. O nedenle bugünkü tartışmaların, özellikle parti tabanındaki tartışmaların çok gündemi meşgul etmeye yönelik tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Ama birinci bölümde söylediğim sözü tekrar ederek noktalamak istiyorum. O da şu: biz sadece İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikteliği ile Türkiye'de işte gazetelerde yazılan çizilenlere, televizyon ekranlarında yorumcuların söylediği illerde kazanmak tek başına yetmiyor. HDP gerekiyor. Şimdi işin içine HDP girince birinci bölümde söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, İyi Parti'ye oy veren seçmenlerin bir bölümü ortak hareket etmeyebilir. Toparlayacak olur isek 24 Haziran seçim sonuçlarına bakarak, adaylar belli olmadan bugünkü anketlere bakarak, efendim filanca ilde şu kazanır, filanca ilde bu kaybeder, 24 Haziran'da böyle olmuştu, 2014'te böyle olmuştu demenin çok gereksiz bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Adayları şayet belli olduktan sonra sadece büyükşehir adayları az önce de söylediğim gibi yetmez, ilçe belediye başkan adaylarıyla, belediye meclis üyeleriyle şayet bir parti bunu doğru bir şekilde dizayn edebilirse yarışa ortak olabilir. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti için geçerli değil. A Haber ekranlarında defalarca söyledim. Bugün yine aynı sözü tekrarlayacağım ben. Her ne kadar bugün AK Parti ile MHP arasında bir ittifak arayışları bitmiş, sonlanmış gibi görünse de seçime daha 140 günlük gibi bir süre var. Bu süre içerisinde pek çok gelişmeler olabilir. Yüksek Seçim Kurulu'na aday listeleri verilinceye kadar yeni ittifaklar, yeni arayışlar olabilir. Biz de televizyon ekranlarında öyle zannediyorum ki aylarca bunları konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Pekala. Zenginin parası züğürdün çenesini yorduğu gibi siyasetçilerin oyu da biz araştırmacıların ve yorumcuların çenesini yormaya devam edecek gibi görünüyor. Öyle demeyelim ya. Öngörüler çok önemli tartışma programında çıkan öngörüler. Sayın Adil Gül, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Gerçekten de katılıyorum. Evet. Daha çok konuşacağız bu meseleleri. Çok çok sağolunuz. Programınızı da bizim için aksattınız. Tekrar teşekkür ederiz. Ve Okan Müderrisoğlu'na dönmek istiyorum. Ben bu konuda İki başlık soracağım. Çok önemli. Bir, Sayın Adil Gür dedi ki, tamam partiler önemli ama bu ittifak meselelerinde ve uyuşmazlık meselelerinde tabanların refleksleri çok önemli. Sizce bu CHP ve İyi Parti ittifakında tabanlar nasıl bir refleks gösterecek? Kulislerde sizin aldığınız bilgiler nasıl? Bir de AK Parti'nin de çok yoğun bir şekilde seçimlere hazırlandığını biliyoruz. Ama bir 3 dönem kuralı var ve buna takılan da 92 belediye olması lazım, rakamı yanlış hatırlamıyorsam. Burada neyi öngörüyorlar? Doğru, bu da nasıl bir belediyecilik anlayışı var? Bunu da sormak isterim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bir MYK toplantısında 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak aldığı oyla AK Parti'nin aldığı oy arasındaki makasa işaret ederek, yani sadece benim liderliğimin arkasına takılarak, partiden motive olarak bana gelmiş adaylar istemiyorum, bana kendisi de başlı başına oy getirecek adaylar istiyorum dedi. Şimdi bu ittifakların kendi dinamikleri var. Bir de partilerin kendi gücüne güvenerek hareket etmesi boyutu var. Onun için özellikle söyledim. Çünkü AK Parti'nin de yaptığı anketlerde kemik seçmenin yanı sıra
en azından AK Parti'ye oy vereceği konusunda eğilimi olan seçmenin üçte biri, ben adaya da bakacağım, partimin yanı sıra partimin gösterdiği adaya da bakacağım diyor. Hı hı. Şimdi bunu da bir kenara not edelim. İyi Parti ve CHP arasındaki işbirliği HDP faktörünün denkleme nasıl katılacağıyla çok yakından ilgili. Evet. HDP'li seçmenin özellikle Doğu ve Güneydoğu ile ilgili müzakere edilir bir tarafı yok. HDP kendisini müzakere masasına batıdaki ve yer yer güneydeki bazı illerle ileri sürüyor ve belediye meclisinde bir pay veya belediye başkan yardımcılıklarında bir pozisyon şartı ile sahada görünmeden kendi tabanını serbest bırakabileceğine ilişkin sinyaller veriyor. Bu İYİ Parti ile CHP arasındaki işbirliğine HDP'nin açık katılmasından ziyade kamufle bir şekilde, örtülü bir şekilde katılmasına ilişkin bir arayışı da çok güçlü bir şekilde dışa vuruyor. Bir de şurada bir parantez açalım mı? Çok önemli bir noktaya temas ettiniz çünkü. Bunun da konuşulması lazım. Şimdi bakıyoruz, yerel seçimde ittifaklardan bahsediyoruz ama bir taraftan da terörü ve terör örgütlerini alenen destekleyen bir partinin çok önemli, ittifak bravo. Seçimlerinde çok göstere göstere merkeze alınması söz konusu. E bakıyoruz böyle bir dönemde bir de karşımızda terör provokasyonları. Tamam, emniyet güçlerimiz Allah'a çok şükür engelliyor ama terör provokasyonlarının da arttığını görüyoruz. Yani bunun da doğruluğu ve yanlışlığı da tartışılmak durumunda değil mi? Ya o kadar önemli ki Türkiye çok önemli bir terörle mücadele yürütüyor. Büyük ölçüde mesafe aldı. İçerideki problemi neredeyse marjinalize edebilecek kadar ileri aşamaya geldi. Sınır bölgesi ve Türkiye'de ciddi problem oluşturabilecek terör koridoru noktasında açık inisiyatifler aldı. Amerika Birleşik Devletleri ile bir yandan diplomasi yürütürken bir yandan askeri olarak karşı karşıya gelme ihtimalini bile göze alabilecek kadar ciddiyetini ve kararlılığını ortaya koydu. Böyle bir tabloda Doğu ve Güneydoğu'da hiçbir şekilde ben diğer partilere ihtiyaç duymuyorum. Batı'da demokratik güçlerle işbirliği yapıyorum diye bu yani kulağa hoş gelen söylemleri ifade eden HDP'nin henüz kurumsal kimliğini terörden ayrıştırmamış, siyasal kimliğini bu anlamda yeniden inşa etmemiş haliyle seçmende ciddi bir reaksiyon yaratacağını, hatta özellikle Cumhuriyet Halk Partili birçok ismin sahada dolaşırken bir şehit cenazesine giderken nasıl tepki görüp cami avlusundan çıkmak zorunda kaldığını veya bırakıldığını biliyoruz. Bu nedenle HDP'nin, İYİ Parti ve CHP'nin Saadet Partisi'nin de yandan destekleyeceği modelin içine merkezinden girmesi bu organizasyonu yapan üst akıl açısından çok istenen bir seçenek değil. Ancak şu biliniyor ki İstanbul'da %10-12 civarında Kürt kökenli seçmenin oyu var. Bunu ağırlıklı olarak hani HDP'nin öncesinde AK Parti alabiliyor ve aldı. Ama bu seçmen aynı zamanda gelgitleri olan bir seçmen niteliği de taşıyor. HDP de bu tarafını pazarlık kararsızlar konusu yapmış durumda. Kararsızlar da önemli bir oranda diyorsunuz. İşin özü şu, Adil Bey de söyledi. Bu seçim, tabii bu seçim İYİ Parti açısından tamam mı, devam mı seçimidir. O çok tartışmasız bir gerçek. Bu nedenle İYİ Parti en azından Ankara'da, diyelim ki Mansur Yavaş etrafında oluşmuş bir birlikteliği, daha sonraki siyasi hayatının devamlılığı bakımından çok gerekli görüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nı yerel seçime taşıma çabası ve iddiasının bir noktada kesintiye uğraması da aslında üç faktör var. Sayın Bahçeli bir yandan sol taraftan HDP'ye bakıyor. Yani kayyumların yönettiği belediyeler dahil olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'da sözde homojen bir Kürt bölgesini yerel seçimler marifetiyle oluşturmak isteyen planlamaya karşı bir hareket içinde ve bunun için ciddi bir çaba gösteriyor. Sağ dikiz aynasıyla İYİ Parti'ye bakıyor çünkü MHP'ye alternatif olarak kuruldu. 24 Haziran'da bir performansı var ama geçici mi kalıcı mı olacak? Eğer İYİ Parti çözülürse Sayın Bahçeli de çok iyi biliyor ki bu isimlerin önemlice bölümü AK Parti'ye gidecek ve parlamentoda AK Parti'nin sayısal çoğunluğu da siyasal çoğunlukla birlikte anılır olacak. Ve nihayet dikiz aynasının ortasından da acaba AK Parti Kürt kökenli seçmene hitap etmek için MHP'li seçmen veya tabanla işbirliğinden uzak mı duruyor?
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir projesi var. Bu projeye ilişkin acaba AK Parti'nin içinde bir dinamik mi hareketlendi gibi bazı spekülatif soruları ortaya atarak cevap da bulmaya çalışıyor. Ama bir hususunda altını çizeyim. Bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un demeci olarak da gördüm. Sayın Bahçeli Salı günü grup toplantısında da söyledi. Yani 10 Kasım Atatürk, Atatürkçülük ve Atatürk karşıtlığı üzerinden Türkiye'de yeni bir damar ve bu damar üzerinden bir yeni kutuplaşma senaryosunun sahneye konulması ihtimali var. Çok uyanık ve dikkatli olmak zorundayız. Bu argümanlar bu toplumu yani gündelik tartışmaların dışında çok çabuk kemikleştirip çok çabuk farklı uçlara savurabiliyor. Bu yine önümüzdeki dönemde sahada bolca konuşulacak konulardan birisi olarak karşımıza çıkabilir. Ama toplamda bakıldığında ittifaklar konusu mutlaka ve mutlaka o tabanda filan deniliyor da öyle bir gerçeklik söylem düzeyinde var. Pratikte kim nerede hangi adayı gösterecek, kim nerede ne fedakarlık yapacak, bunun adı konulup teşkilatlara bir şekilde bu hissettirilerek, fısıldanarak veya mesaj gönderilerek orada bir dinamik oluşturulmadıkça taban öyle kendi kendine kendi işbirliğini yapar demek Türkiye'de çok aşırı iyimserlik olur. O yüzden tabana bir istikamet vermek lazım. O istikametin şu anda Ankara'da ciddi bir mücadelesi sürüyor, müzakeresi de sürüyor. Pekala, ayrıntılar geldikçe sizden de kıymetli bilgileri ve kulis bilgilerini tabii ki almayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Okan Müderrisoğlu size de. Sizi de uğurluyoruz ben de galiba teşekkür değil mi ediyorum. Yayından? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum AHABER'e, bizim aileye hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok incesiniz. Efendim şimdi devam edeceğiz. Yerel seçimlerde de gündem çok hareketli ama bir de dünya gündemine bakalım. Aslında yerel seçimleri bir kenara ayırırsak dünya gündeminde de bütün meseleler iç içe girmiş durumda. Birini diğerinden bağımsız görmek şüphesiz ki mümkün değil. Yayına girerken dedi ki bir son dakika gelişmesi var. NBC televizyonu FETÖ, terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili bir iddia ortaya attı ama tabii ki zamanlama manidar. Aslında epey bir zamandır gündemimizde Cemal Kaşıkçı cinayeti var. Her gün neredeyse yeni bir bilgi geliyor. Bugün yine yeni bilgiler vardı. Hemen arkadaşlarımdan bilgileri isteyeceğim ama aslında gelen bilgiler birçok soruyu da beraberinde getirdi. Onları birlikte soracağız ama son olarak ne oldu? Savcılık bir açıklama yaptı Suudi Savcılığı bugün ve Cemal Kaşıkçı'nın yüksek dozda uyuşturucu verildikten sonra öldürüldüğünü kabul etti. Aynı zamanda Suudi Dışişleri şöyle bir talepte bulundu. Bırakın bunu biz kendi iç meselemiz gibi çözelim dedi. Bu ne anlama geliyor? Tabii konuşacağız ama dedim ya Cemal Kaşıkçı meselesi birçok soruyu beraberinde getirdi. Şimdi bu sorulara hep birlikte bir bakalım. Aslında bu meseleye ne gibi sorular sormamız gerekiyor? Zira Suudi Arabistan tarafından çok çeşitli söylemler ortaya atıldı. Adım adım söylemlerini değiştirerek, açıklamalarını değiştirerek gittiler ve aslında büyük hatalar da yaptılar. Birçok da açık var dosyada onların aleyhine. Bakalım neler, üstüne gitmemiz gereken sorular neler aslında. İlk olarak Suudi Arabistan istihbaratı Türkiye'de yerel bir işbirlikçiden bahsediyor sürekli. Böyle bir ithamda bulunuyor Türkiye'ye karşı. Ne zaman bu işbirlikçiyle temas kurdu diye sormamız gerekiyor. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bugün yine gömüldü iddiaları vardı. Bu hususla ilgili Yalova'ya gideceğiz. Yalova'da muhabir arkadaşımız bizi bekliyor haber nöbetinde. Çünkü Cemal Kaşıkçı'nın infazını gerçekleştiren Kaplan timinden bazı kişilerin Yalova'da görüldüğü de iddialar arasında. Acaba orada mı gömüldü? Bu sorunun da cevabını arayacağız. Suudi istihbaratçılar konsolosluktaki güvenlik kameralarını kapadılar biliyorsunuz. Peki bu kararı ne zaman aldılar? Suud el-Kahtani hakkında yürütüldüğü söylenen soruşturmanın detaylarında ne var? Kahtani biliyorsunuz Prens Salman'ın infaz timinin başındaki adam, attığı tweetler var. Sosyal medyada da bir ordu yetiştirdiği yönünde iddialar var. O ordularla muhaliflere saldırdıkları yönünde de iddialar var. Hatta o ordular aracıyla muhalifleri tehdit ettikleri iddiaları da var. Bunları da ekranlarınıza taşıyacağız. Açıklamada toplam 21 şüpheli olduğu, bunların 11'ine suç isnat edildiği ve savcılığın 5 kişi hakkında idam istemiyle dava açılması talebi olduğu söyleniyor. Bu şahısları isnat edilen suçlar nelerdir? Tamam 5 kişiye dava açılacak ama hangi suçlarla dava açılacak? Davanın ayrıntılarında neler var? Çok önemli sorulardan biri. Bir diğer soru, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun olaydaki rolü hakkında
herhangi bir soruşturma açıldı mı? Başkonsolos bu işin neresinde? Çok önemli bir soru. Cevaplanması elzem bir soru. Suudi istihbaratçılar söylendiği gibi Cemal Khashoggi'yi öldürme maksadıyla Türkiye'ye gelmedilerse neden yanlarında bir otopsi uzmanı getirdiler? Ve tabii ki X-ray görüntüleri de var yanlarında getirdikleri malzemelere dair. Gerçekten planlanmış bir cinayet için gerekli tedrisatı yanlarında taşımış gibi gözüküyorlar. Bunları da aktaracağız. Suudi Arabistan neden şüphelilerin isimlerini kamuoyuna açıklamıyor? Niçin şeffaf olmuyor bu soruşturma ile ilgili Suudi Arabistan? Ve dokuzuncu soru. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı neden uluslararası soruşturma açılması ihtimalinden bu kadar çekiniyor? Birçok bilgi, her gün yeni bilgi ortaya çıktı. Artık olay çözüldü. Çok açık bir şekilde ortada gibi duruyor. Ama hala bir takım çekinceler var gibi duruyor. Neden çekiniyorlar acaba diye de sormak gerekiyor. Ve son olarak Suudi istihbarat görevlilerinin İstanbul'a gelme amacı neydi, bunu soracağız. Yarın da Cemal Khashoggi'nin gıyabında bir cenaze namazı kılınacak. Hemen şimdi ben Turan Kışlakçı'ya dönmek istiyorum. Gazeteci, yazar Turan Kışlakçı karşımızda. Turan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Şu an biz sizi hem görebiliyoruz hem duyabiliyoruz. Hoş bulduk. İyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi evet, aslında merhabalar, sorular çok yayınlar. Açık, i̇yi mesele yayınlar. Çok derin ama vaktimiz de kısıtlı. Beni de duyduğunuzu biliyorum. Bu sorulara genel olarak sizin değerlendirmeniz nedir? Sizin perspektifinizden, pencerenizden değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Az önce sizler de ifade ettiğiniz Suudi Arabistan 48 gün boyunca her gün yeni bir hikaye, yeni bir söylemle kamuoyunun karşısına çıktı Suudi yetkililer. Şimdi bunlardan bazılarını hatırlarsak şöyle, birinci söylemleri ilk günler hatırlarsanız birinci gün, ikinci gün Khashoggi konsolosluğu terk etti, konsoloslukta değil dediler. Daha sonraki haftalarda tamam terk etmedi ama her ne olmuşsa bizimle alakası yok dediler. Üçüncü, beşinci, altıncı gün Cemal Khashoggi ölmüş olabilir, bunu Türkiye'de birileri biliyordur, bizim haberimiz yok demeye başladılar. Daha sonra evet öldü, Arbede'de öldü, planlı değildi. Kavgada bir Arbede'de öldü dediler. Yine ardından farklı bir hikaye geldi. Çünkü dünya kamuoyu öldü, Arbede'de öldü hikayesini benimsemeyince. Öldürüldü ama ceset parçalanmadı. Yerli işbirlikçiye teslim edildi dediler. Ardından yine başka bir hikaye. Biz yerli işbirlikçi diye bir şey söylemedik dediler. Türkiye'nin baskısı sonrası kim o yerli işbirlikçi denildiğinde. Yine başka bir hikaye işte bugün ortaya atıldı. Khashoggi planlı bir şekilde öldürüldü. Cesedi parçalanarak konsolosluk binasından çıkarıldı. Yerli işbirlikçiye teslim edildi. Elimizde işbirlikçinin eşkali bile var dediler ve bugün o prototipi Türkiye ile paylaşacaklarını söylediler. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Suudi Arabistan'ın son 48 gün boyunca bu hikayeyi neden farklı bu aşamaya kadar getirdi? Eğer Türkiye'nin elinde deliller olmasaydı zaten bunu kabul etmeyecekleri, hatta öldüğü bile zor kabul ettiler. Şimdi parçalandı, planlı ve parçalandı diyorlar. Bakın vahşet içinde vahşet. Öldürüldü dediler. Şimdi parçalandı diyorlar. Peki ceset nerede? Ki medyamızda ve birçok dünya medyasında da haber asitle eritildiği ifade ediliyor. Yine bir başka vahşetten bahsediyoruz. Barbarlıktan bahsediyoruz. Ve bir konsolosluk oluyor bu eylem. Tabii bunun uluslararası boyutu da çok konuşulacak önümüzdeki günlerde. Fakat Suudi Arabistanlı yetkililer hala bunu yerli bir işbirlikçi üzerinden aslında bunu önümüzdeki günlerde belki Türkiye'ye, başka bir ülkeye yeniden bu konuyu örtbas etmeye yönelik girişimlerden bir tanesi. Şimdi burada planlı olduğunun en büyük şeyi şu, bir çantalar alınıyor yurt dışından gelirken, az önce sizler de ifade ettiğiniz işte çantalarla geliniyor. Daha sonra kapalı çarşıya gidiliyor, çantalar alınıyor, farklı farklı markalarda çantalar. Ardından konsolosluğa gidiliyor, konsoloslukta 20 dakika içinde, ilk 20 dakika içinde Cemal Khashoggi öldürülüyor ve vücudu 20 dakika içinde parçalanıyor. Daha sonra çantalarla, o cesetler parçalanıp çantaları konulup ve çıkarılıyor. Şimdi burada planlı olmadığını kim söyleyebilir? Burada bunların gelen 15 kişinin sadece 5'inin bunda parmağı olduğunu iddia etmek ne kadar şey? Ne sadece kadar 5'ini doğru. Bundan sorumlu tutuyor. Peki yerli işbirlikçi eğer orada karar verildiyse buna,
hadi diyelim öyle diyor şu anda Suudiler. Hala hikayenin tamamını anlatmıyorlar. Diyorlar ki şimdi de işte orada karar verildi. Normalde bunu yapmayacaklardı. Alıp götüreceklerdi Cemal diyor. Peki o testereyi, bıçağı, otopsi doktorunu niçin getirdiniz? Bu 15 kişi niçin geldi? Bu çantalar niçin Cemal daha girmeden önce hazır bir şekilde konsolosluğa alınıp götürüldü, orada beklenildi? Yerli işbirlikçiye bir anda nasıl ulaşıldı? Bir mafyaya nasıl teslim edildi? Yoksa mafyayla mı çalışıyor bu gelen ekipler? Bunlar hepsi, belki bu bir DAEŞ üyesi de olabilir. Çünkü yaptıkları eyleme baktığımızda DAEŞ'in uyguladığı eylemler birebir örtüşüyor. Hatta daha barbarı vahşeti. DAEŞ üyelerinin fikir babaları mıydı bunlar mesela? Muhammed Bin Selman'la birlikteliğine hala üste emiri veren kim, onu açıklamıyorlar. Tabi bunun uluslararası boyutu da olacaktır. Onlar şu anda bu işin büyüdüğünü, özellikle Dışişleri Bakanı'nın dün Çavuşoğlu'nun dünkü açıklaması sonrası bugün bu beyanda bulunmaları aslında hala olayı örtbas etmeye yönelik. Çünkü Türkiye bunu uluslararası bir mahkeme taşıma kararı onlar için korkutucu. Çünkü bu işin boyutları zaten dünya vicdanı ayakta. Bu hikayenin hala gerçek boyutunu düşünüyor, konuşuyorlar. Bunu bekliyorlar. Onlar ise bunu örtbas etmek için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. Pekala. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Turan Kışlakçı, kıymetli değerlendirmeleriniz için. Hem örtbas etmeye çalışıyorlar, ben hem de Türkiye'yi suçlamak için bir done bulabilir miyiz diye, Türkiye'yi nasıl suçlayabiliriz diye de hala umutları var gibi aslında. Yaptıklarından bunlar da çıkıyor. Çok çok teşekkürler. Şöyle diyeyim. Buyurun. Şunu söyleyecektim. Dün iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri medyasında şöyle bir haber çıktı. Bu 15 kişi ve 18 kişi bu olayda Türkiye'de aslında böyle bir eylemlerin olmadığını, bunu Türkiye'de beraber çalıştıkları yerli işbirlikçilerin önerisiyle yaptıklarını söyleyip Türkiye'ye itham etme gibi bir girişimlerin de olacağı söyleniyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor tabii. İşte oraya geldik. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Turan Kışlakçı, kıymetli değerlendirmeleriniz için. Efendim, şimdi biraz önce sizlere bilgi verirken şu soruları doğurdu denirken aslında önemli sorulardan bir tanesi de şu. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Yine bir iddia ortaya atıldı. Yalova'da olabilir mi diye. Muhabir arkadaşımız Necat Kırbulut haber nöbetinde. O hazırlanıyor. O hazırlanana kadar biz hemen Süleyman Hocam'a dönelim. Hocam, ekstra vaktiniz var. Benden böyle süre bonusu kazandınız gerçekten. Çünkü size program başından beri söz hakkı veremedim. Gündem yoğun. Şimdi evet. Hem bu Cemal... Şimdi ilk sıcak gelişme ile ilgili bu... FETÖ'nün liderinin ABD tarafından iade edilecek mi, edilmeyecek mi? Bu mesele, Cemal Kaşıkçı olayı, gündemdeki meseleler, bunların hiçbirisini birbirinden ayırmıyoruz demiştik. Aslında Sykes-Picot'la çizilecek her sınırların... Her programa başladığımızda şunu söylüyoruz değil mi? Gelişmeler o kadar hızlı, o kadar baş döndürücü ki hangisinden başlayacağımız, hangisini masaya yatıracağımızdan... tercihlerde zorlanıyoruz. Ya bir dakikayla de gündem bir... değişir mi? Evet, değişiyor. Evet. Bugün de öyle bir şey oldu. Evet. 11 Kasım'da Cumhurbaşkanımız Fransa'ya gitti. Fransa'ya gitmeden önce Trump'la ve bazı liderlerle yüz yüze görüşeceğini ve Türkiye'nin dış politikasında gündeminde olan meseleleri birinci elden konuşacağını ifade etti. Hemen bundan sonra bir takım gelişmeler oldu. İşte bugünkü gelişmeleri de o çerçevede okumak mümkün. Bugün aslında dikkatimizi çeken gelişmelerden birisi Avrupa Adalet Divanı PKK terör örgütünün terör örgütü olduğunu bir kez daha teyit etti. Amerika'da NBC televizyonu FETÖ terör örgütü elebaşısının teslimi konusunda Beyaz Saray'ın bir araştırma yapmaya başladığını ifade etti ki bu aslında örtük olarak Türkiye'nin 15 Temmuz'dan itibaren ifade ettiği, daha yüksek sesle ifade ettiği bir suçlunun teslimini, o suçlunun suçunu kabul ettiklerini bir şekilde gösteriyor. Yani bir elebaşı teslim edilecekse onun tesliminin araştırılması, şimdiye kadar ne söylüyordu Amerikan tarafı? Tamam, siz iddia ediyorsunuz ama deliller yok. Anlaşılan Türkiye'nin bu ısrarlı talepleri ve deliller konusunda Amerikalı muhataplarını aydınlatması ve Cumhurbaşkanımızın da yüz yüze görüşmesinden sonra Amerika bir takım şeylere ikna olmuş
sonucunu çıkarabilir. Ya biraz hemen aslında bu diplomaside sıkışmışlık hemen... yok mu burada artık? Hani bugün... ben de bir manevra diye okumuştu Sayın Okan Müderris. O bir manevra yapıyor. Çünkü artık hani sıkıştım ben. Tamam ben de senin istediklerini vereyim. Belki de sen de Türkiye olarak biraz elini üzerimden çek bu konuyla ilgili. Ben de bir rahat nefes alayım. Takip etme bu meseleyi mi demek istiyorlar? Ne yapıyorlar? Birkaç sonuç çıkarmak mümkün. Bir, Türkiye 21. yüzyılda yeni bir küresel düzen kurulmaya çalışılıyor. Hı-hı. Yani bunun nereden anlıyoruz? Trump'ın büyük devletlerin başkanlarına ifadelerinden anlıyoruz. İşte Macron'a dedi ki biz gelmeden önce 1. Dünya Savaşı'ndan çok ağır konuştu. Sonunda ve 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanca öğreniyordunuz siz dedi. Siz Almanca öğreniyordunuz dedi. Yani bu çok ağır bir ifade. Yani çok. Siz bir tür sömürge olacaktınız. Yine Almanya başkanına da başbakanına da bir takım ifadeleri oldu. Eğer Amerika Normandiya çıkarmasını yapmasaydı belki bugün Fransa olmayacaktı. Bunlar çok bütün önemli. Bütün bunları hatırlatması, bu tepkilerde bulunması dünyada yeni bir hiyerarşik yapının kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Yeni bir düzen kurulmaya çalışıldığını gösteriyor ve bu düzen kurulurken de Türkiye belirleyici aktörlerden birisi. Yani biri Türkiye oldu, evet. Ne Orta Doğu'daki anlaşmazlıklarda ne de Avrupa'nın savunması gibi konularda masa dışına itilebilecek bir aktör değil, bir olmadığını ülke değil. Gösterdi. Artık bunu kabulleniyorlar. Bunun sonucunda işte Amerika'da NBC televizyonuna verilen NBC televizyonunun yayınladığı bilgi önem kazanıyor. Öbür taraftan da Kaşıkçı cinayeti artık mızrak çuvala sığmıyor. Kaşıkçı cinayetini işte konuşmacılar söyledi. 48 gündür hala cevaplanmayan sorular var. Siyasileştirilmesi istenmiyorsa bir an önce bu sorunun cevapları verilmeli. Soruların cevapları bulunmalı, ciddiyetle verilmeli. Hocam bu küresel oyundan bahsettiniz. Oraya gelmeden önce Yalova'da haber nöbetindeki muhabir arkadaşım Necat Kırbulut'a dönmek istiyorum. Zira Kaşıkçı'nın cesedi Yalova'ya mı gömüldü? Bu sorunun cevabını arayacağız. Bu yönde iddialar var. Necat, son bilgiler sende. Neler aktaracaksın? Evet, Kaşıkçı'nın cenazesi Yalova'ya mı gömüldü? Evet, bu da ihtimaller arasında ve araştırma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Cinayetin hemen ardından polis ekipleri konsolosluğa ait kamera kayıtlarını izlemişlerdi ve konsolosluğa ait birçok aracın cinayetten sonra dışarıya çıktığını tespit etmişlerdi. Ancak iki siyah minibüs geri dönmemişti. İşte polis ekipleri o minibüslerin peşine düştü ve bu siyah minibüslerden biri Yalova'ya gelmişti ve ardından gözler tabii ki Yalova'ya çevrildi ve biz de şu an Yalova'nın Termal ilçesinde Samanlı bölgesindeyiz. Bu bölgeye gömülmüş olabilir. Burada bir villa aranmıştı polis ekipleri tarafından. O aracın gelmiş olabileceği ihtimaline karşılık ve burada Termal ilçesine bağlı Samanlı köyüne 40 kişilik polis ekibi gelmiş ve köy muhtarıyla birlikte suikast timi üyelerinden birinin yazlık evi olması ihtimali üzerine bu bilgiyle yola çıkarak 3 katlı bir villaya sabah saatlerinde operasyon düzenlemişti ve yaklaşık 4 saatlik bir araştırma yapılmıştı ve buradan belge ve bilgi toplanıldığı yönünde, delil toplanıldığı yönünde bilgiler gelmişti. İşte o günden bugüne kadar çalışmalar sürüyor çünkü bir türlü Kaşıkçı'nın cesedi bulunamamıştı ve peki neden Yalova diyelim, hemen hızlıca onu belirtelim. Yalova İstanbul'a çok yakın, bir saatte Yalova'ya gelebilirler ve aynı zamanda Termal bölgesinde Arap yoğunluğu var. Yani Araplar mütekabiliyet yasası gereği buradan mülk sahibi olabiliyorlar. Konsolos çalışanlarından birinin de burada bir mülkü olduğu iddiası vardı. O nedenle çalışmalar burada da devam ediyor diyelim, sözü merkeze bırakalım. Evet Necat, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ayrıntılar oldukça da sana bağlanıp detayları almayı sürdüreceğiz. Şimdi bu meseleyi konuşmaya devam ediyoruz. Ankara Stüdyo'da bir konuğum daha var. Sayın Yusuf Alabar'da. Yusuf Bey, sizinle de devam edelim. Özellikle Cemal, şimdi biraz önce Süleyman Hocam dedi ki bu mesele aslında dünyada yeni dizayn edilmeye çalışılan bir oyunun parçalarından bir tanesi. Cemal Kaşıkçı meselesinde bağımsız okuyamayız. Ve son olarak da şu an dünyada konuşulan NATO meselesi, Avrupa ordusu meselesi var. Bunlarla da nasıl bir bağlantısı var? Genel bir değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Hiç kuşkusuz Cemal Kaşıkçı meselesini akademik lisandaki o holistik approach dedikleri bütüncül bir yaklaşımla bütüncül baktığınızda yaklaşım. Ne Gazze'deki İsrail'in saldırılarından, ne Netanyahu'nun Muhammed Bin Selman'ın görevde kalmasıyla ilgili adeta yalvarırcasına yapmış olduğu açıklamalardan, ne Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresindeki Demokrat Milletvekili Carlos'un Trump'ın baş danışmanı ve damadı Jared Kushner tarafından ortadan kaldırılacak muhalif listesinin istihbarat örgütleri vasıtasıyla Muhammed Bin Selman'a iletilmesiyle ilgili ifadelerinden, ne Sisi'den ne de en son Libya'daki konferansı terk etmek durumunda kalmış olduğumuz oradaki paralel toplantılar düzenlenmesinden ve Libya'nın doğusunu ele geçirmiş olan Halife Haftar'dan ayırmak mümkün değil. Bunların tamamı birbiriyle ilintili ve birbiriyle illiyetli. NATO ile ilgili hususa gelirsek, NATO ile ilgili husus transatlantik ilişkilerde, yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki ilişkilerin çatlamasının sonucunda ortaya çıkılmış gibi gözükse de, Avrupa'nın kendisine ait bir ordu kurma fikri aslında ilk defa söylenen bir söylem değil. Ta Winston Churchill zamanından bu yana dile getirilmekte olan bir husus. Fakat 1871 yılında Almanya'nın siyasi birliğini sağlayarak 300'den fazla prensliği tek bir Cermen İmparatorluğu adı altında Bismarck'la birlikte toplaması ve bunun sonunda Avrupa'da bir Almanya sorununun ortaya çıkmasıyla bu Avrupa ordusu birbiriyle mütenakıs, birbiriyle çakışan iki husus ola gelmiştir. Yani 1871'den sonra 1914'teki Birinci Cihan Harbi'nde, 1939 yılında başlayan İkinci Cihan Harbi'nde de iki ana unsur, yani iki harpteki ana unsur Almanya olmuştur. Dolayısıyla Almanya gibi kontrol edilmesi gereken bir güç orada olduğu sürece, doğrusunu söylemek gerekirse, Macron tarafından da, Juncker tarafından da, daha önceleri de dile getirilmiş olunan farklı isimlerde, Euroforce diye, PESCO diye, yaklaşık 20 yıldan bu yana da zikredilen Avrupa'nın kendisine ait bir kara ordusunun kurulması fikriyatı kısa ve orta vadede pek mümkün gözükmüyor. Çünkü NATO ile ilgili NATO karargahında söylenilen bir slogan vardır. O da şudur: NATO Avrupa'da Rusya'yı dışarıda tutmak, Almanları aşağıda tutmak, Amerika'yı içeride tutmak maksadıyla görev yapmaktadır. Yani, şimdi bu şartlar bilindiği halde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle NATO'nun, bir daha söylemek gerekirse, en önemli unsuru Avrupa'daki Rusya'yı dışarıda tutmak, Almanları aşağıda tutmak, Amerika Birleşik Devletleri'ni de içeride tutmak şeklinde özetlenir. Her ne kadar Soğuk Savaş sonrasında birçok jeostratejik anlamda siyaset değiştiyse de Avrupa'daki bu üç motto, üç slogan asla değişmedi. Çünkü hala Rusya tehdit olarak görülüyor. En son NATO'da Rusya'nın yapmış olduğu tatbikata mütekabiliyet olması maksadıyla Norveç'te icra edilen büyük tatbikat bunun en güzel göstergesi. Bir diğer husus, Rusya'nın tehdit olmasının dışında Almanya'nın kontrol edilmesi hususu. Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nin yer küre üzerinde en fazla asker bulundurduğu coğrafya ne Orta Doğu'dur ne Uzak Doğu. Avrupa'da 70 binin üzerinde Amerikan askeri vardır ki yegane maksadı Rus tehdidine karşı Avrupa'da konuşlanması ve Almanların tekrardan bir 3. Cihan Harbi'ne evrilebilecek bir gelişmesinin önüne geçmek maksatlıdır. Peki. Trump'ın atmış olduğu tweet de işte tam bununla alakalıdır. Eğer Amerika Birleşik Devletleri olmamış olsaydı bugün Paris sokaklarında sizler Almanca konuşuyor olacaksınız. Dolayısıyla ben NATO ordusunun yerine alternatif olabilecek bir Avrupa ordusunun kısa ve orta vadede mümkün pek olmadığını. Mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama şu çok önemlidir. Konuşmamızın belki ana özünü oluşturması hasebiyle çok kısa alayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli savunma ve milli savunma sanayi alanında yapmış olduğu hamlelerin kendi savunmasını sağlaması anlamında ve kimseye de güvenmemesi anlamında çok önemlidir. Zira Suriye krizi başladığında arada gelişen en ufak bir ihtilafta Patriot bataryalarını geri çeken Hollanda'dan tutun, 1964 yılında Johnson'ın İsmet İnönü hükümetine yazmış olduğu tarihe geçmiş Johnson mektubuyla da şartlar yerine geldiğinde sizi Rusya'ya karşı koruyamayabiliriz mektubu hatırda tutulduğunda milli savunmamızı ne NATO'ya ne Avrupa ordusuna hiçbir şekilde bırakmamamız gerektiğini düşünenlerdenim.
Pekala. Sayın Yusuf Alabar'da çok teşekkür ediyoruz. Sizi de uğurluyoruz. Çok çok teşekkürler. Aslında konuşulacak çok başlık vardı ama çok güzel bir şekilde özetlediniz. Terör ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar'dan aldık son değerlendirmeleri. Şimdi Esat Hocam sizi alacağım. Barkon'un önüne alacağım. Sonra evet. da artık Süleyman Hocam'la değerlendirip kapatacağız. Çok kısa vaktim var. Şimdi çok İstiyorum kısaya ki göre PESCO NATO'ya kafa tutabilir mi? Buyurunuz. Evet. Hemen anlatalım Barkon'u. Şöyle söyleyeyim. NATO deyince sadece 29 tane üye değil. NATO bayağı bir barış için ortaklık üyesi deyince bakın eski Sovyetler Birliği'nin, Yugoslav Cumhuriyetleri'nin, Avusturya, İrlanda, Malta gibi barış için ortaklık. Yani bunlar NATO ile ilişkilendirilmiş. Yani NATO büyük böyle 53'e yakın devleti içeren büyük bir hüyala bir görüş alalım. Ama şunu unutmayalım. Bir kere NATO Varşova Paktı biliyorsunuz eski evet. iki kutuplu dünyada neyi kazanmıştır? Soğuk Savaş kazanmıştır. Bir kere NATO'yu koymamız lazım. Bir ortak İkincisi, düşman vardı. Ortak düşman vardı. Buna karşı ve ondan sonra da NATO'ya değişik görevler yapılıyor. Nedir? Terördür Afganistan'da. Başarı mıdır? Bana kalırsa yine de başarıdır. Yani terörü en azından asimetrik tehdide karşı bir şey yapmıştır. Ve buna karşı yapılanmıştır. Yapılanmasını değiştirmiştir. Ve bakın bu kadar ülke, barış için ortaklık, İstanbul İşbirliği girişimi, efendim Akdeniz için birlik dediğimiz NATO'nun bir türlü bu ortaklıklarıyla beraber adeta. Şimdi şu soruya cevap vermemiz lazım. Herkes üzülme. Avrupa ordusu mu acaba Avrupa Birliği ordusu mu? Hmm. Bakın bu önemli. Çünkü son zamanların başlangıçtan itibaren evet hemen şuna geçmek istiyorum. Hemen ona bir geçelim bakın, o zaman hocam. Evet hemen şey yapalım. Şuna geçelim. Avrupa içinde Avrupa ordusu çalışmaları var. Yani şunu söyleyeceğim. Nerede itibaren var? Daha Truman doktrininden itibaren var. Hmm. Yani 1949 yılında Truman doktrininin biliyorsunuz dört tane önemli şeyi vardı. Bir, Truman doktrini. İkincisi Marshall yardımı. Evet. Truman doktrini Sovyetler Birliği'ne açıkça meydan okumadır. Amerika dışında Sovyetler Birliği nereye saldırırsan burası Amerikan toprağıdır demiştir. Bu önemli. İkincisi çok önemli. İşte biliyorsunuz Marshall yardımı ile güçlendirilmesi ve hakikaten şeye katılıyorum. NATO'da şu söylenir. Bir başkasını ifade etmek istiyorum. Buyurun alayım size. Şurada da bir şey vardı onu özellikle. Onu hemen çıkışa verdireceğim ben yönetmenim Mehmet'e. Bunu söyleyecektim. Avrupa Birliği çalışmaları var. Avrupa Birliği çalışmaları sade değil. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdiki konu şuna gelmiştir. Bir kere konu şudur. Yani atarak. Şimdi nedir bu buradaki Avrupa? Sınır güvenliği. Yani Avrupa ordusunun meselesinin. Bakın Merkel diyor ki. Hayır hemen çıktı Merkel. Dedi ki. Hayır, biz NATO'yu dışlamıyoruz. NATO'nun yanında bir Avrupa ordusu dediği aslında sınır güvenliği ve sınırları zaptırapt altına almak için. Efendim Avrupa içinde zaten Avrupa çalışmaları dediğim gibi Avrupa Güvenlik Savunma Kimliği, Avrupa Güvenlik Savunma Mimarisi falan hepsi zaten geliyordu. Bununla beraber iki tane birlik kuruldu. Bir, Alman, Hollanda kol ordusu kuruldu. Yani bunun ihtiya 40 binin üzerinde bunun taburlarını vesairesini söylemeyeceğim. İngiliz Fransız Tugayı kuruldu. Yani bununla ilgili ama Avrupa geldi bu özellikle en çok korktukları konuya geldi. Nedir bu korktukları konu? Sınır güvenliği ve sınırların el altına alınması. Burada hemen Süleyman Hoca'ya paslayalım meseleyi. Evet. Şimdi, bir şey daha söyleyerek hemen vereyim alayım. Efendim. Şunu söylememiz lazım. Bu sınır güvenliğiyle beraber yani sadece sınır güvenliği değil, Merkel'in söylemiş olduğu, çünkü iki tane şeyi var. Merkel'in söylemiş olduğu daha mantıklı, NATO'yu hiçbir zaman dışlayamamak lazım. Çünkü Avrupa'nın çok önemli bir şeyi var. Sözü hemen Süleyman Hoca'ya veriyorum. Efendim, Almanya Avrupalılaşacak mı? Bu çok önemli. Yoksa, bu önemlidir çünkü... Almanya Avrupalılaşacak mı ya da Avrupa Almanlaşacak mı? Ne dersiniz hocam? Şimdi günümüzde uluslararası güvenlik alanında iki önemli resmi ittifak var. Birisi NATO, birisi Amerika-Japonya ittifakı. Bu her ikisi de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş ittifak sistemi. Hı hı. İttifaklar üye ülkelerin çıkarlarına bağlı olarak kuruluyor.
üye ülkelerin çıkarları değiştikçe ittifakın yapısında değişmesi doğal. Soğuk Savaş döneminde kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın önemli aktörlerinden, işte Doğu blokunun patronu olan Rusya'nın Avrupa içlerine yayılmasını ve komünist düşüncelerin, komünizmin, Rusya tipi sosyalizmin Avrupa'yı etkilemesini sınırlamak için kuruldu. Büyük ölçüde bu. Rusya'yı çevreleme politikasının bir parçasıydı. Soğuk Savaş bitince 400 bin civarında asker beslemenin NATO içinde Amerika'ya maliyeti yükseldi ve bunu da biraz önce diğer konuşmacılarımla söylediği gibi 70 bine kadar düşürdü Amerika. Amerika dünyada patronajını devam ettirmek istiyor. Uluslararası hiyerarşik yapının en tepesinde bulunmak ama istiyor. Artık ama para harcamak ama istemiyor. Masrafları da müttefiklere yüklemek istiyor. Bu noktada Fransa şunu diyor. Bizim de ulusal çıkarımız Amerika'nın hegemonyasında olmayan bir Avrupa ordusu kurmak. Bu sözü ifade ettikten sonra ne dedi Trump? Biz gelmeseydik, biz geldiğimizde siz Almanca öğrenmeye başladınız dedi. Demek istedi ki yani Avrupa'da bir ordu kurulacak. Bunun masraflarını siz vereceksiniz, patronluğunu biz yapacağız. Macron'un cevabı da çok ilginçti. Bu patron işçi... İki gün sonra verdi cevabı. Evet, emir eri ilişkisini kabul etti neredeyse. Biz Amerika'nın kölesi değiliz. Peki. Bu ne demek? Amerika'nın hiyerarşik sistemin en tepesinde bulunmasını istiyoruz. Ama bize biraz daha fazla değer aslında versin. Aslında ilişkiyi de kabul etmiş olduk. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Olduk. Efendim size de çok teşekkür ederim bizleri izlediğiniz için. Malumunuz gündem çok yoğun. Birbirinden kıymetli konuklarımla değerlendirdim. Son olarak stüdyomda uluslararası ilişkiler uzmanı ve askeri stratejist Profesör Doktor Esat Arslan ve akademisyen Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak'la birlikteydim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Haftaya Perşembe bir başka Satır Arası programında yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.